Yeni Levent Salı Pazarı'ndayım arkadaşlar. Günlerden Salı, 4. Levent metronun orada burası. Otobüste de gelebilirsiniz, 4. Levent metroyla da gelebilirsiniz. Metrodan indikten sonra Yeni Levent yönünü gösteren tabelalarını oradan içeri girip dümdüz yürüyorsunuz. Bulması çok kolay. Zaten kalabalık akın akın pazar yönüne gittiği için kolaylıkla bulursunuz. Bulamazsanız da birine sorarsınız artık. Erkek kıyafeti var mı diye soranlara bakın, çeşit çeşit erkek kıyafeti var. Eşofman altları var, tişörtler var, Nike'lar, bilmem ne, Under Armour'lar, güzel vallahi ürünler, Columbia var, çeşit çeşit ürün, Calvin Klein, şu ayıcık, şu ayılılar ne, ayılı tişört ne kadar? 400 lira ama. 400 TL'ymiş bu, Ralph Lauren'in ayısı. Ben çok seviyorum onları, şu da 100 TL diye bakın. 100 TL'ye ne varmış bakalım, 400 TL'ydi biraz önce ayıcıklı tişört. 100 TL burası. 100 liraya bitiriyoruz, evet. 100 TL'ye bitiriyorlarmış. Burası çok kalabalık arkadaşlar. Şuradan gösterebilirim. Aa, şu ne hardal rengi çok güzelmiş. Şuna bakabilir miyim? Neymiş bu kocaman? Kaç bu? 20 mi? Bu nasıl bir beden? Kocaman bir şey. Şuna bakalım. Yenilik bir şey çıktı burada. 100 TL burası arkadaşlar. Anneler gününe özel. Anneler gününe özelmiş 100 TL. Şu güzelmiş yani. Sana de facto ikisi açtıyor. Tiri tiri bir gömlek. Tezgah devriliyor aşağı doğru. Bir anlık avuk oldu. Şöyle bakın düğmeleri. Aa, bu ne pantolon? Dur şuna bakayım. Gençler beğenir. Kaç beden ya böyle kocaman bunlar. Bershka diyor. Neymiş? Jogger 42 ikisi açtıyor. Beli lastikli, böyle yırtıklı mırtıklı bir model. Şurada. Evet, 100 lira. Bakayım. Armanica large diyor. Bu da güzel bir gömleğe benziyor. Nadi hardal sapısı. Şunu merak ettim, bir dakika üstüme çıkıyor. Siklemen rengi bir gömlek. Dirsek dirseğe bakıyoruz burada. Güzel gömlek aslında. Krep gibi kumaşı. Uzun kollu. Fena değilmiş 100 TL, iyi bence. Geçiyorum buradan, çok kalabalık oldu arkadaşlar. Burada ne var? Burada da iç çamaşır. Aa, mayolar, bikiniler gelmiş. Bunlara bakalım. Bu tankini. Yo, mayo. Mayoymuş. Şirin aslında. İçinde böyle pedleri var. Yumuşak. Şöyle simli bir model. Böyle dümdüz siyah bikini üstü arayan varsa bakabilir. Dantel isteyen de çıktı. Güzelmiş yalnız. Şöyle bir dudaklı dudak var. Bilmiyorum ki, fiyat sormadım. Fiyat ne kadar? Şöyle bir tezgah bakıyoruz. 100 TL'ymiş. Calzedonia falan diyor. Intimissimi diyor. Calzedonia, Intimissimi. İtalyan markaları. Güzel olur ürünleri genellikle. Ne böyle? Üst galiba. Yok, altmış. Şöyle yanlardan bağlamalı bir ipli bikini altı. Kahverengi beyaz pantiyeli bir üst arayan varsa bakabilir. Şöyle bir model var. Güzel aslında bu bence. Ay, bir sakinlik oldu, iyi oldu. Şöyle bir alt var. Bir sessizlik oldu bir anda. Sarı bir alt. Şöyle bir üst. Daha kapalı giyenler için. Böyle bir teyze mayosu geldi eline. Şöyle bir model. He, bunun altı yokmuş. Tankini modeli bu. Böyle bir simli bir şey var. Bakın, intimist mi diyor gerçekten. Bu ipek gibi ya. Güzelmiş yalnız bir yüzük olmuş. Şurada etiket izleri falan var. Ondan sonra... Böyle bir mayo, simli simli yine. Simli değil de böyle ne denir? Tanecikli. Fena değil aslında, şirinmiş, yumuşacık bir şey. Bunun markası neymiş? Vallahi euro ile fiyat yazıyor bakın, 49 euro. Bu da mı intimist mi? Göremedik. Calzedonia'ymış bu. Ondan sonra Calzedonia'yı çok severim. İtalya'da ilk mağazasına alışveriş yapmıştım. Daha sonra Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de yoktu yani eskiden.
2007'de yoktu yani Türkiye'de ölçülmüş, oradan geldi. Şöyle bir ten rengi, strapless dükkan var, Intimis Studio. Bu mağazada dünyanın parası arkadaşlar bu arada. 135 lira diyor da eski fiyat duruyor. Böyle bir stüdyan var, bu da güzelmiş. Her rengi, bu da güzel, fena değil. Şu neymiş? Ne böyle? Pijama üstü, beyicikli. Şirinmiş ya. Şöyle bir şey, şurada bir lekesi var sanırım. Ne diyor, böyle bir marka. Burası kocaman bir tezgah, bakın böyle. 100 TL'ymiş. 100 TL. Şuna bakayım ya, merak ettim. Yine böyle alt mı? Uuu, çok çılgın. Bunu aslında moda çekiminde falan da kullanabilirsiniz. İntimist mi diyor. 13.90 Euro. 14 Euro. X-Large. Böyle bir moda çekiminde mankene giydirilebilir diyeceğim ama X-Large manken bulmamız lazım. Bakın küçüğü var mı? Bu ne? Bu da büyük görünüyor. Bu da large diyor. Küçüğü kaldı mı bilmiyorum. Karıştırmanız lazım arkadaşlar burayı. Şöyle şöyle ürünler var, değişik değişik, bakın. Bikini üstleri var, altları var, mayolar var, sütyenler falan filan. Şöyle bir tezgah burası, bir daha göstereyim. Yeni Levent Pazarı diye geçiyor burası. Salı günleri kuruluyor. 4. Levent metronun orada. Bakın bu değişik birine benziyor. Bir lastik güzelmiş şu. Tril tril vallahi incecik. Tam şu anda giyilir. Hatta havalar daha da ısınınca hala giyilir. O kadar güzelmiş. Ne kadarmış bunlar? Bu ne kadar? Bu? 350 o. 350 TL'ymiş. Bakın şu da değişik, parlak. 350 dedi. Ay çıkamıyorum. İttirmeli, ittirmeli kaktırmalı. Ay şu da güzelmiş, keten gibi. Şuna bakayım. 350. Bunlar ne kadar? Bunlar da mı 350? 250'ymiş bu da. 250 TL. Bu da güzel valla. Bu tarz etnik ürünleri sevenler için bohem. Turistler de seviyor böyle şeyleri. 250 TL. Keten gibi yumuşacık kumaşı. X-Large da var bakın. 3X-Large falan da var. Böyle şeyler de var bakın. Bunlar da fena değil. Duruşları da şöyle bakın. Şöyle duruyor. Şu da güzelmiş şuradaki. 250 TL'ydi bunlar. Sadesi de var bakın. 250 TL. Burada incik boncuk takılar var. Lotus çiçeği takılardan var. Şunlar da şirinmiş. Bakayım şunlara. Bunlar ne kadar? 100 TL'ymiş. Bu broş, yaka iğnesi. 100 TL. Çok tatlı. Aşı da çok güzelmiş, geyikli. Çok orijinalmiş. Daha önce hiçbir yerde görmedim bunu. Bakın balık burcu olanlar için balık var. Kuşlar çok şirin, bayıldım. Şöyle kaktüs var. Aa, bu da çok güzelmiş. 100 TL iyi bence. İyi fiyat. Burayı birisi değişmiş, düzeltelim. Şöyle bir köpek var. Köpeği olanlar için güzel olabilir. Şu da güzelmiş. Gökkuşağı. Şöyle kalpli bir model var. Gözlü sevenler için. Kalpliler, fiyonklu. Bu neymiş? Aa, ne güzel bu toka. Bayıldım. Maşa tokabı. Göz şeklinde. Çok iyi. Bu toka ne kadar? Bu 250'ymiş. Sedefli ama. Çok güzelmiş. 250. Şu lotus çiçeği tokalardan var. Şunlara bakalım. Şunlar da güzelmiş. Şu da güzel bakın. İkisi farklı. Şöyle güllü tokalar falan var. Şunlardan var. Şirin şirin ürünler, bakabilirsiniz buraya. Bakın şöyle küçük küçük ürünler, bileklikler falan da var. Ay, teşekkürler. Şöyle geçeyim. Yan tezgaha geçtim şimdi. Taşlı taşlı bakın. Boyacıklardan da var. Şöyle kombinler yapmışlar. Kombin yapamıyorum diyenler için bakın, hazır kombin satın alabilirsiniz. Neyi neyle giyeceğime karar veremiyorum diyenler için. Hazır kombinler var burada. Fikir önerileri. Bu Beymen'in şeyi, ha? Beymen yazıyor zaten. Beymen'in logosu diyecektim ben. Şu da Beymen'in logosu. Şu Polo Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren ayısı. Calvin Klein var bakın. Taş tuşu sevenler için şöyle. Guess'ler var. Benjamin. Bakın Guess'lerin beyazı siyahı var. Şöyle bir model var. Şuna yaklaşayım, bakın değişik bir çiçek aplikesi yapmışlar.
Böyle klasik BK tişörtler falan filan da var. Şunlar güzelmiş. Bakın bu da güzel. Şimdi resmi geliyor. Bunun siyah da var, beyaz da var. 40 beyaz da. Şöyle bir marka small da varmış. Bu da small. Bunların fiyatları nedir? 350'ymiş bunlar. Şeyi de soralım şunları. Şu beymenler ne kadar? 350. Bunlar da 350'ymiş. Bir de böyle pantolon takımlar falan var. Şu da güzel bakın ofis çalışanlar için. Böyle yelekli takım giymek moda oldu. İçine hiçbir şey giymiyorsunuz. Sütlerin üzerine yeleği giyiyorsunuz. Altında palazzo pantolon. Şöyle geniş paça olanlar moda. Bakabilirsiniz fiyatlı aşağı yukarı böyle. Şu gömlekler de güzel. Bunu da söyleyebilir miyim ya? Bunlar 600'müş, ketenmiş, aerobin keten diye geçiyormuş. Bakın renkleri de var böyle, moda yeşili, mavisi var. Şöyle kremleri var. Evet, biraz kaygan ama kumaş. Aerobin keten diye geçiyormuş. Teşekkürler. Evet. Şuraya da bakalım. Burada da atletler var. Ulan mal çalmışlar. Çalmışlar mı? Çok kalabalık zaten. Şaşırtıcı değil çalmaları. 150 TL'ye bakın bunlar. 150. Renk renk var. Bunlar da çok renk seçeneği oluyor benim arkadaşlar. Benim şöyle atletler var. Şöyle VK'lar falan var. Olur tabii. Ester olmuş. Şunlar da çok renk var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz renklerin dışında bir de bakın burada var. Şu turuncu olan güzelmiş. Salaş salaş bisiklet yaka. Mavinin modeli. Turuncu mavi. Kumaşları da fena değil. Pamuklu gibi. Pamuk ağırlıklı yani. Bakılabilir. Pamuk polyester karışım tabii. %100 pamuk değil de fena değil yine. Benetton değil tabii. Bunlar da Benetton etiketi var. Bakılabilir arkadaşlar böyle 150 TL dedik. Şu 60 TL'ye terlikler var. Barbie Marbie. Şimdi bakayım. Barbie Core. Benim de ojelerime bakın. Ay burası çok şey kokuyor böyle. Kauçuk mu denir? Plastik mi? 44 numara diyor mesela erkek için. Bakılabilir. Bunlar sahile giymek için iyi oluyor. Kullanıp atacaksınız bir sezon. Öyle çok şey beklemeyin. 60 TL. Biraz önceki tezgahta ne kadardı bunlar? 150 miydi? 60 tabi daha iyi. 40 numara diyor bakın. Bir sezon kullanıp atacaksınız bunu. Öyle ürünmüş. Şurası da var. Bari. Aglardan var. Bakın şöyle morlar falan. 60 TL. Bakın erkek terliği olarak kullanılabilir. Pelüşlerden var. Şöyle geçebilirsem onları da göstereceğim. Turuncu sevenler için. Bazı gençler böyle turuncu mor falan seviyor. 38 numara diyor mesela. Şöyle bir Barbie'li var. 60 TL. Vallahi iyi fiyat. Fena değil. 36. Şöyle bir şey var. Bu şirinmiş. Erkekler için böyle bir şey var. Kaçtı? 43 numara mesela. Bakın böyle de var. Şurada da 60 TL diyor. Siyahlar, morlar, gri, şu şirinmiş. Vallahi gelin karıştırın arkadaşlar. 60 TL. Bakın çeşit çeşit renk renk var. Ekranı durdurup bakarsınız modellere. Grisi var, moru var. Turuncu, muruncu, açık pembe, koyusu, kremi. Ay devam ediyorum. Bebek arabaları var pazarda. Çarpıp düşmemek için bayağı dikkatli olmak gerekiyor. Çok fazla bebek arabası. Ay şurada tüllü tüllü çocuk şeyleri gördüm. Çoraplar, onları size göstermem lazım. Çok işin. Bakayım kız çocuk için. Çık tat yapmıştı. Ay şuna bakayım fiyonklu. Şunlar çok tatlı ya. Çok beğendim. Erkek çocuk için de böyle bir şeyler var. Bazen bebek çorabı arayanlar falan da bakın altı böyle kaydırmaz. Erkek çocuk için küçük bebek çorapları falan filan var. Şöyle desenli desen ürünler. Pandalar, mandalar, unicornu. Ay bu çok tatlı. Tok yalnız. Bu bebek patiği gibi. Çok şirinmiş. Biri kırmızı, biri lacivert. Şey köpekli var. Bunda da aşk, sevgi yazıyorlar. Bakın böyle bebek için var yine. Bebeği olan varsa beni izleyenlerden. Var galiba. Bildiğim kadarıyla olması lazım. Bebeği olan izleyicilerin. Şu polo raflarının ayısının olduğu çoraplardan var. Bunlar bayağı moda oldu. Bakın renk renk var. Siyah, beyaz, grisi. Şu kirazlardan var. Karpuzlu var. Kaktüslü, köpekli. Ay yapışacağım galiba.
Burnum gıdıklanıyor. Şöyle bir şey var martılı. Çok sevilmiş. Çok tatlı ya. Ama bana bu çoraplar olmuyor işin kötüsü. Kaçıyor. Şey topuğumun altına giriyor. Bakın erkek için böyle çoraplar var. Nike'lar var. Calvin Klein'ler var. O tarafa geçemiyorum arkadaşlar. Sıkıştı burada trafik. Bebek arabasıyla yolu kapatıyorlar. Şu anda geçemiyorum o yüzden. Şöyle pandalı mandalı var. Şuraya geçebilirsem bir çekmek istiyorum. İmdat. O kadar çok bebek arabası var ki pazar. Bilmiyor. Şöyle göstermiş tarafı. Erkekler için böyle çoraplar var. Yetişkin çorabı bunlar. Yumuşacıkmış bu arada. Bu çok güzel. Bakın Tommy Hilfiger falan erkekler için. Erkek çorabı. İki mouse'lar var. Burada kapatsam mı acaba? Çıkamıyorum. Buradan kaldım. Neyse şuradan devam edeyim. Erkek için kıyafet var mı? Pazarda diye soranlar. Buyurun çeşit çeşit erkek ürünü var arkadaşlar. Şortlar, eşofman altları. Şu şort ne kadar acaba? Bunların fiyatları 150. 150'ymiş şort. Eşofman altları ne kadar? Eşofmanlar 200 lira. 200. Evet. Bir de tişörtü söyleyeyim. Şu beyaz. 150 lira. 150. Teşekkürler. Bakın böyle desenler de var. Lacoste'lar, maviler. Mavi seven varsa ben çok severim. Nike'lar var, Lacoste. Şurada futbol takımlarının şeyleri var. Bakın Fenerbahçe. Onlar ne kadar? Aynı fiyat mı? Bunlar da 150 lira ama kime göre bak. Büyük için okuyorsunuz, küçük mü? Yetişkin için. Bunlar çocuk, çocuk için mi? Ha, şunlar çocuk içinmiş. Evet, 150 dediniz değil mi bunlara da? Evet, 150 bakın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 150 TL çocuk içinmiş onlar yalnız. Ha, şu küçük olanlar şunlardan 150 TL. Tabii ilk small small falan giyiyorsanız size olur bence. Beni izleyen küçük seyircilerim de var onlar bakabilir. 200 TL'ye böyle erkek eşofman altları var bunlar yetişkin için büyük. Bakın şu cepli modeller bayağı moda oldu böyle pantolonumsu. Şu da güzelmiş Puma. Bunun rengi güzel. Bu her yerde bulamayacağınız bir renk. Şunlar dediğim gibi moda. Şöyle kargo cepli kapaklı. Pantolon gibi giyip çıkıyorsunuz dışarı. Ha şurada var mesela giyilmiş hali. Ne kadar eşofmanlar? 200 TL. Bakın bunlar da futbol takımlarının ürünleri 150 TL. Bununla geçemedim. Bunlar çocuk için küçük. Erkek çocuk. Kız çocuk için de olabilir. 150 TL'ydi. Şöyle bakın çocuk boyu. Çocuklar için. Devam ediyorum şu tarafa. Burada da teyze bluzları var yine. Abi ne diyor? Oysho. Oysho'yu basmışlar buraya. İnce baharlık. Güzel bir eşofman altı. Aa bu daha güzelmiş. Palazzo paça geniş geniş. Rahat olur bu Oysho'nun. Bunlar ne kadar acaba? Yazmamışlar. Bakın böyle renkler de var. Kremi güzelmiş. Bunların büyük bedeni var mı bana göre? XXL en büyüğü olursa. En büyüğü XXL diyor. 44-46. 46. Şey, nereden? Ne kadar bir de bunlar? 350. 350'ymiş. Şimdi haftaya alırım bak. 350 TL'ymiş Oysho. Palaz sopa çalanlar. Bakın tişört mü var şurada? Aa Oysho yazılı tişört de varmış bakın. Medium diyor. Valla güzelmiş. Spor yapanlar için güzel bence. Şu renk bayılırım. Ten rengi. Tişörtler ne kadar? 250'ymiş tişörtler. Bu renkler de var bakın. Lacivert var. Şöyle yeşili var. Siyahı var. Açık gri. Yeşil. Nefti tonlar. Şunu beğendim. Pardon. Güzel valla o şu tişörtlere bakılabilir arkadaşlar. Bunları günlük de giyersiniz, spor yaparken de giyersiniz. Salaş salaş, geniş geniş. Şöylesi de varmış. Şöyle devam ediyorum. Bakın biraz önce baktıklarımızdan bunlar. O şu. Zeytinlerde kapatayım. 19 dakika olmuş. Son reklamız çok güzel oluyor. Zeytin fiyatlarını göstereyim size şöyle yavaş yavaş. Hatay'a selam olsun. Hatay'dan izleyen varsa gelmeyip. Bodrum'dan izleyenlere selam. Ayvalık, Ayvalık'tan izleyenlere selam olsun. Hoş bulduk. Alaçatı, İzmir'e selam olsun. Az tuzlu gemlik diyor. Gemlik, aynı güzel kokuyor. Jumbo, iri 300 diyor. 250 diyor. Akisar falan filan. Ayvalık'ta kapatıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere.